Videoya geçmeden önce sizlere bir duyurumuz var arkadaşlar. Yazılı yazılısın kanalı olarak çok uğraştık, çok çabaladık ve sonunda hayalimiz olan sadece gerçek yazılı örneklerinden oluşan yazılı depozu adındaki kitabımızı piyasaya çıkardık arkadaşlar. Şu an için 5. sınıftan 10. 100. sınıfa kadar kitaplarımız mevcut. Her yazılı döneme uygun olacak şekilde tüm derslerden 3'er yazılı örneği sizleri karşılıyor. İlk başta gördüğünüz gibi burada kısa bir konu anlatımı veriyoruz. Sadece işinize yarayacak bilgiler de oluşuyor. Ardından da mevcut fedatına uygun olacak şekilde yazılı sorularımızı hazırladık arkadaşlar arkadaşlar kitaplarımızı kitapişyar.com adresinden yazılı 5 indirim koduyla 105 indirimle beraber temin edebilirsiniz veya da işyer şubelerinden gene alabilirsiniz. Yazılı Yazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 1. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce daha fazla yazılı örnekleri için yazılıdayım.net adresimize uğrayabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Şekilde bir ABCD dikdörtgeni ve kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre dikdörtgen alanını veren cebirsel ifadeye yazınız denilmekte. Dikdörtgen alanı nasıl buluyoruz? Uzun ile kısa kenarı çarparak buluyoruz. Aynısını yapalım. 5 çarpı 3x artı 2 parantez şeklinde yapacağız. Çünkü burayı dağıtmamız gerekecektir. Bu şekilde dağıtacak olursak da 5 çarpı 3 xten 15x 5 çarpı 2'den artı 10 bizim e, buradaki çevremiz değil pardon alan zaten alan istemekteydi. alanımızı verecektir arkadaşlar. Hani santimetre kare şeklinde de biriminde yazmayı unutmayalım. İkinci soru bu. İşlemi veriyor işlemin sonucu kaçtır diye sorulmakta. Şimdi öncelikle ondalık kesirli işlemimiz verilmiş. Bunu bir normal kesire çevirmeye çalışalım. Eksi 0,05 neye eşittir? Eksi 5 bölü 100'e eşittir. O da sadeleştirme yapacak olursak eksi 1 bölü 20'dir. O zaman eksi 1 bölü 20 yazalım. Sonra bölü eksi 0,5. 0,5 kaç eşit? 1 bölü 2 eşittir. Eksisi de unutmayalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı 40 bölü 3'ü aynı şekilde yazabiliriz. Ardından soldan sağa doğru işlemlerimizi yapacağız. Öncelikle burada bölme işlemi var. Bölme işlemini, işlemini yapalım. Eksi 1 bölü 20. Bölme işlemi ne yapıyoruz? İlk e, verileni normal yazıp sonra çarpı deyip ikinci verilerini ters çevirip çarpıyoruz. Yani eksi 1 bölü 2 eksi 2 bölü 1 olmuş oluyor arkadaşlar. Buradan da işlemi yapacak olsak eksi ile eksinin çarpımı artı gelecektir. Sadeleştirme yaptığımızda 1 bölü 10 geldiğini söyleyebiliriz. Yani burası 1 bölü 10. Sonra 1 bölü 10 çarpı şuraya ekleyelim. Çarpı 40 bölü 3'ten 1'e 4 geldi. Burada da 3 var cevabımız. 4 bölü 3 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Aşağıda bir örüntünün farklı adımlardaki değerleri verilmiştir. Buna göre adımları verilen örüntünün genel terimini bulunuz denilmekte. Şimdi baktığımızda öncelikle örüntü kaçar kaçar artıyor. Gördüğünüz gibi üçer üçer artıyor. O zaman üçer üçer arttığı için biz adım sayısını n diyecek olursak 3n diyebiliriz. Tamam yani örüntümüzün kuralı 3n. Üçer, üçer. üçer artmaktadır. Sonra başlangıç değeriyle alakalı bir ifade söylememiz gerekiyor. Mesela birinci adım için n burada adım sayısı n adım sayısı diyelim. Adım sayısı ise 1 koyduğumuzda yani ilk adımda 3 olması gerekiyor. Ama ilk adımda değerimiz 10. O zaman ne yapacağız? Buraya 7 ekleyeceğiz. Sağlamasını yapacak olursak ikinci adım için yaptığımızda 3 çarpı 2 artı 7'den 6 artı 7 13. Üç. Üçüncü adımı da deneyelim. 3 çarpı 3 artı 7'den 9 artı 7'den 16. Evet sağlanmakta. Genel terimimiz 3 yani artı 7 olacaktır. İlk başta artış miktarını bunun sonra onu n'e çarpın en adım sayımız olsun. Sonra ilk adımı denemek için yerine 1 koyun o şekilde yapın. Sonra geri kalan e, birinci adımdaki değeri elde edebilmek için işte çıkarmanız mı gerekiyor, toplamanız mı gerekiyor? Ne gerekiyorsa o şekilde yapmanız gerekmekte. Devam edelim dörtle. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin 2 bölü 3'ü erkek, 3 bölü 4'ü gözlüklüdür. Ayrıca sınıfta bulunan kızların tamamının gözlüklü olduğu bilinmektedir. Tamam. Nüfus mevcudunun 60 kişi olduğu bu sınıftaki gözlüklü erkek öğrencinin sayısını bulunuz deniliyor. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin 2 bölü 3'ü e erkekmiş. O zaman erkek sayısını bulalım. Erkek sayısını bulabilmek için öncelikle sınıf mevcudunu buradaki oranla çarpmamız gerekiyor. Yani 60 çarpı 2 bölü 3 dememiz gerekiyor. Yani bunu farklı iki yolla da yapabilirsiniz. Başka ne yaparsınız? 60'ı paydaya yani 3'e bölersiniz. Sonra buradan gelen sonucu 2 ile çarparsınız. Payla çarparsınız. Ama ben daha kolay olması için direkt 60 çarpı 2 bölü 3'ü tercih ediyorum. Zaten aynı mantığa gelmiş oluyor. Buradan da sadeleşme yaptığımızda 1'e 20 gelecektir. 20 çarpı 2'den de 40 gelecektir. 40 nedir? Erkek sayısı. Ve bulduğumuzu da yazalım ki arkadaşlar anlaşılır olsun. Erkek sayısını bulmuş olduk. Tamam erkeği bulduk. 3 bölü 4'ü gözlüklüymüş. Hemen 60 sayısının 3 bölü 4'ünü bulalım. Buradan da 1'e 15 gelecektir. 15 çarpıştan 45 gözlüklü. 45 kişi de gözlüklüymüş. Tamam. Ayrıca sınıfta bulunan kızların tamamının gözlüklü olduğu bilinmekte. Tamam erkek sayısı 40 ise buradan 60 eksi 40 yani toplam mevcutan erkek sayısını çıkararak 20 tane kız sayısını bulmuş oluruz arkadaşlar. 20 tane de kız sayısı bulmuş olduk. Kızların tamamı da gözlüklüymüş. Yani bunlar aynı zamanda gözlüklü. Pizza istediği bu gözlüklü erkek öğrenci sayısı. Şimdi buradan ne yapacağız? Burada şöyle bir şey yapacağız. Beynimizi kullanacağız. Şimdi gözlüklü öğrenci sayısı 45. Kız sayısı 20 ve kızların hepsi gözlüklüymüş. Erkek sayısı 40. O zaman bizden istenen de gözlüksüz erkek sayısı. Bunu nasıl sağlayacağız? Tabii ki de şöyle. Şimdi buradaki gözlüklü 45'ten neyi çıkaracağız? 45 eksi gözlüklü öğrenci sayısından gözlüklü kızları yani toplam kızları aslında 20'yi çıkaracağız. Buradan 25 gelmiş oldu. 25 gözlüklü erkek sayısıdır. Gözlüklü erkek sayısı 25 o zaman bize gözlüksüz erkek sayısıydı. Onu da toplam erkek sayısından çıkararak bulacağız. Yani 40 da 25'i çıkarırsak 40 eksi 25'ten cevabımız 15 gelecektir. 15 nedir? Gözlüksüz erkek sayısı olacaktır güzel bir soruydu. Karşınıza çıkar mı? Çıkabilir. Beşinci sorumuz. A ile B değerleri belli olduğuna göre A kare artı B küp işleminin sonucunu bulunuz denilmekte. Şimdi A 1 bölü 3 verilmekte. B ise eksi 1 bölü 2 verilmekte. A kare istiyoruz. O zaman A kare ne demektir? A'nın karesinin alınması demektir. A eğer 1 bölü 3 eşitse o zaman biz aslında 1 bölü 3'ün karesini almak istiyoruz. Artı B'nin küpünü alacağız. B eksi 1 bölü 2 idi. Eksi 1 bölü 2. Bunun kübünü alalım direkt. Bu şekilde almamız gerekiyor. Sonra aynı şekilde bunu e, parantezi içeri atacak olursak 1'in karesi bölü 3'ün karesi artı eksi 1'in kübü bölü 2'nin kübü şeklinde olacak. Burayı da üst işlemleri yapacak olursak 1'in karesi kendisidir bölü. 3'ün karesi 9'dur. Artı eksi 1'in kübü gene eksi 1 gelecektir. Sonra bölü buradan 2'nin kübü 8 gelecektir. Aslında bizden yapmamız istediği bu işlemin sonucudur. Bu işlemi de nasıl yapacağız? Paydaları eşitleyerek yapacağız. Yani bunu 8 ile bunu da 9 ile çarparsak paydalarımız eşitlenmiş olacaktır. Buradan 8'e çarptığımızda 8 bölü 72. Buradan hani eksi artıdan direkt eksi de yazabilirsiniz. Yani size kalmış ve artı yazarsınız uzatırsınız işlemi. Fark etmez. Burayı çarptığımızda 9 bölü 72. Buradan da cevabımız 1 bölü 72 gelecektir arkadaşlar. Tabii ki şurada çıkarma işlemini yaparken eksiyi unutmayalım. Eksi 1 bölü 72 bizim cevabımız olacaktır. Dedik ve geçtik 6. sorumuza. Yukarıda verilen işlemin sonucunu bulunuz denilmekte. Şimdi bu işlemi yaparken nereden başlamanız gerekiyor? İçten dışa doğru yani şu şekilde aşağıdan yukarıya doğru gitmeniz gerekiyor. Yoksa zaten yukarıdan aşağı giderseniz yapamazsınız arkadaşlar. Çok mantıksız olur zaten. Ondan dolayı ilk olarak nereye şu işlemi yapacağız. 1 artı 1 bölü 7 nedir? Kaçtır? Şöyle isterseniz direkt e, burada yapabilirsiniz veya işte paydayla tam e, sayımızı çarpıp payı ekleyebilirsiniz. 1 çarpı 7'den 7 1 ekledik. Burası ne geldi? 8 bölü 7 gelmiş oldu. Burası 8 bölü 7. Sonra ne hangi işlemi yapacağız? Sonra 1 bölü 8 bölü 7 yani 1 bölü 8 bölü 7 işleminizi yapacağız. Bu işlem yerine 8 bölü 7 yaptık. Sonra buradan da bu işlemimiz ne gelecektir? Direkt alttaki sayının tam tersi gelecektir. Yani 7 bölü 8 gelecektir. Artık şu işlemimizin tamamı 7 bölü 8 olmuş oldu. Yeni işlemimizi yapalım. En baştan yazalım. Şuralara gerek yok artık. 1 bölü 1 artı bu sefer buradaki işlemin yerine ne yazıyoruz? Burada bulduğumuz 7 bölü 8'i yazıyorum. Son 1 artı 7 bölü 8'den de gene paydayla tam sayımızı çarpıp payı ekleyelim. Buradan 15 bölü 8 gelecektir. Son yeni işlemimiz 1 bölü 15 bölü 8 buradan da ne demektir? 15 bölü 8 yani alttaki sayı ters çevirme demektir. Yani bir payday da ise bu şekilde çözecek Bu da 8 bölü 15 sayısını elde edecektir biz arkadaşlar. Cevabımız 8 bölü 15 sayısı. Sorumuzu hemen anlatalım. Öncelikle burada yukarıdan aşağı doğru gideceğiz. Şuradan başlayacağız. Şu işlemi bulacağız. Bu işlemi bulduktan sonra arkadaşlar şuradaki işlemi bulacağız. Bu işlemi bulacağız. Şu biri ekleyeceğiz. Sonra ise en sonda şurayı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani aslında gözünüzde büyümesin şöyle böyle böyle işlemler var diye aslında baktığınızda çok kolay olduğunu söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Sizler için çabalıyoruz. Sizlerin not almasını istiyoruz. Güzel notlar almanızı istiyoruz. Sizler de bizlere abone olup videolarımıza like atarak destek olabilirsiniz. Yedinci sorumuza devam edelim. Şimdi burada A işlemi verilmekte. Yukarıda verilenlere göre A artı B işleminin sonucunu bulunuz denilmekte. A neymiş? A'nın değeri 22 tane 1 bölü 11'in toplamıymış. B ise 55 tane 1 bölü 55'in toplamıymış. O zaman A işlemini şöyle yazalım. Şimdi baktığında toplama işlemi. Yani bu aslında neyden farkı yok? Şundan farkı yok. Hani bu kesri görmeyin. Şöyle atıyorum A, e, C diyelim arkadaşlar. Atıyorum karışmasın. 2 artı 2 artı 2 artı şöyle şöyle. Bir işlemimiz olmuş olsun. 2'leri böyle topluyoruz. Kaç tane olsun? 8 tane olsun. 8 tane 2'yi toplamayı biz aslında nasıl yazabiliriz? Çarpma olarak yazabiliriz. Yani 8 çarpı 2. 8 tane 2'nin toplamıdır aslında. Buradan 16 gelir. Aynısını bu sefer buradaki kesrimiz için yapacağız. Bir farklılık olur mu? Kesinlikle olmaz. 22 tane olduğu için 22 çarpı buradaki sayımız 1 bölü 11. İşlemimiz aslında budur. Buradan çarpacak olursak direkt 22 bölü 11 gelecektir. Sadeleştirme yaptığımız anda yaptıktan sonra da 2 geldiğini söyleyebiliriz. A'yı bulduk. Şimdi aynısını B için yapacağız. B eşittir. 55 tane 1 bölü 55'in toplamı yani 55 ile burada 1 bölü 55'in çarpımıdır. Ve burayı da yapacak olursak arkadaşlar 55 bölü 55 o da kaç eşit? 1'e eşit olacaktır. Bizden istediği a artı b değeriydi. Buradan 2 artı 1'den 3 olduğunu cevabımızın söyleyebiliriz. Bu kadar basit. 8. Yukarıda verilen rasyonel ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız denilmekte. Şimdi öncelikle hiç işlem yapmadan şöyle bir bakacağız işaretlerini. Artı, eksi, artı. Küçükten büyüğe dediği için yani bir tane eksimiz var diğerleri artı. O zaman en küçüğümüz otomatikman eksi 13 bölü 7 olacaktır negatif olduğundan dolayı. Küçüktür diyeceğiz. Sonra biz şu ikisi arasında bir sıralama yapmak istiyoruz. Sonra bu ikisi arasındaki sıralamaya bakarken de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi paylar eşit. Paylar eşitse o zaman paydası küçük olan en büyüktür, büyük olan ise en küçüktür arkadaşlar. Burada bir oran yani zıtlık var. Paydalarımız eşit ise eğer bu sefer paylarımız eşitse paydası büyük olan küçük Küçük olan ise büyüktür. Burada büyük olan 12 olduğu için gördüğünüz gibi o zaman 12, 13 bölü 5'ten yani 13 bölü 12, 13 bölü 5'ten küçük olacaktır. Küçüktür. 13 bölü 5 o da küçüktür. Pardon, 12. 13 bölü 12. Biz bile karıştırdık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şuraya 12 şeklinde yazdığımız belli olsun. Sonra 13 bölü o da küçüktür. 13, 13 bölü 5 olduğunu bu şekilde söylemiş oluyoruz. Eğer bunları rakamla da yazmamız istenirse NKM şeklinde N küçüktür, K küçüktür, M şeklinde yazmamız istenecektir. Burada dikkat etmeniz gereken paydalı, paylarımız eşitse payda küçük ne kadar küçükse o kadar büyük, ne kadar büyükse o kadar küçük olacaktır. 9. İşleminin sonucu kaçtır diye bize sorulmakta. Şimdi öncelikle burada neleri yapacağız? Öncelikle parantez içi var ve mutlak değer var. Yani ee, soldan sağa doğru burayı bir yapalım. Şimdi öncelikle parantez geldi. Parantezin içini açacak olursak, yapacak olursak. Parantezi şöyle bir inceleyelim. 2'nin kübü eksi 3'ün karesi. Şimdi yapalım. Buradan 2'nin kübü kaç gelecektir? 2'nin 3 defa kendisiyle çarpımı 8'dir. Eksi 3'ün 2 defa kendisiyle çarpımı 9'dur. Buradan eksi 1 gelecektir. Tamam şurayı eksi 1 olarak bulduk. Yani parantezi görmeyip artık buraya eksi 1 yazabiliriz. Sonra nereyi bulalım? Sonra buradaki mutlak değerimizi bulalım. Mutlak değerde buradaki işlemin 2'nin kübü eksi 3'ün karesi işleminin mutlak değeri alınmış hali. Buradan da gene aynı şekilde işlemimizi yapacak olursak eksi 1 gelecektir. Ama bu sefer mutlak değer içinde eksi 1. Ee, mutlak değer ne yapmakta? Sayımızın içerisi ne olursa olsun sayımızı pozitif çıkarmaktadır. Yani buraya eksi 1 de koysanız artı 1 de koysanız kesinlikle 1 olarak pozitif olarak dışarıya çıkacaktır. Yani artı 1 şeklinde dışarıya çıkacaktır. Mutlak diğerinci eksi bile olsa artı olarak dışarıya çıkar. Burası da artı 1. Bizden istediği yani şurayı da artı 1 olarak bulduk. Bizden istediği bu ikisinin çarpımıydı. Buradan da hemen çarpacak orası. Eksi 1 çarpı artı 1'den cevabımız artı ile eksinin çarpımı. Eksiden eksi 1 gelecektir arkadaşlar. Sıra geldi 10. ve son sorumuza. Aşağıda verilen yol güzergahında otobüs birinci duraktan hareket ederken içinde 20 yolcu bulunmaktadır. Tamam şurada. 20 yolcu varmış. Otobüs son durak kadar her durakta 3 yolcu indirip 2 yolcu almıştır. Buna göre otobüs son durağa geldiğinde otobüsteki yolcu sayısı kaçtır deniliyor. 3 yolcu indirip 2 yolcu alıyormuş. Yani 3 yolcu indirmesinden eksi 3 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Ve 2 yolcu aldığından da artı 2 diyecek olursak her durakta aslında eksi 1 olmuş oluyor. Eksi 1 olmuş oluyor ne demektir? Yani her durakta 1 kişi iniyor demektir arkadaşlar. O zaman bunu da yapacak olursak birinci durakta 20 yolcumuz vardı. Her durakta aslında bir kişi inmiş oluyor. Yani bu uzun uzun 3 kişiyi indirdik. Bir, iki kişiyi bindirdik yapmanıza gerek yok. Direkt öncelikle burada eksi 3 artı 2'den eksi 1 yani her durakta bir kişi indiğini bulursunuz. Son durakları sayarsınız. O zaman son durağa geldiğimizde yani ilk durakta 20 kişi var. ikinci durakta 19 kalır. Üçüncü durakta 18. 4. durakta 17, 5. yani son durakta ise 16 yolcumuz kaldığını söyleyebiliriz. Bizden istediği zaten son duraktaki yolcu sayısıydı. Cevabımız 16 olarak söyleniyor arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. E, ee, ayrıca sizler için şöyle bir uygulama yapmak istiyoruz. Hemen e, bir dakika şurada sizler için şu diğer testimizin merkezi yazılı testimizin ilk sorusunu ödül soru adında bir soru e, şeklinde yapmak istiyoruz arkadaşlar Şöyle e, Evet Şu soru Sizler için e, Ödüllü sorumuz olsun hani kendiniz yapmanız açısından videomuz ne kadar yararlı oldu e, Bunu görmeniz kendinizi değerlendirmeniz açısından bu soruyu çözün Ve cevabını yorumlara yazın arkadaşlar diğer arkadaşlarımız da Birbirlerimizi eleştirmiş olalım hani yanlışsa yanlış diyelim doğruysa doğru diyelim bu şekilde Bir etkileşimli e, Bir e, Soru sormuş olalım sizlere arkadaşlar Ve Bu da Videomuzun sonuydu. Kanalımıza abone ol, videomuza like atmayı unutmayalım. Kanalımızdan diğer yazılı videoları gösterebilirsiniz. İlk başta dediğimiz gibi kitaplarımızı temin edebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde de yazılım.net adresimize uğrayıp oradaki soruları da çözebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. kalın, Kendinize iyi bakın.